Ve size şunu söyleyeyim. Bu bizim konuştuğumuz insanlar bu yola çıkmak için, hani o tabii ki o insanlarla konuşuyorsunuz. İşte kurucular kurulu oluşturmak için çalışmalar yapıyorsunuz vesaire. Hani bu konuştuğumuz, söylediğimiz insanlar değil, ama daha önce de oturduğumuzda, konuştuğumuzda böyle daha böyle nasıl söyleyeyim, kendini aydın, elit vesaire olarak niteleyen, bugünkü yazımda da belirttim. Kesimde şöyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir akademisyenlerin bazılarında falan şöyle bir durum da var. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere size zerre kadar güvenmiyorlar. Bunu bilin. Gördüğünüz deve dişi gibi adamların çoğu bu halka o kadar tepeden bakıyor, bu millete. O kadar tepeden bakıyor, o kadar küçümsüyor. Ve o kadar size güvenmiyor ki. Yani emin olun, bunu birebir konuştuğunuz zaman yaşasanız böyle bir tokat yemiş gibi olursun. Yani adamla konuşuyorsunuz, adam diyor ki aman diyor, boş ver diyor, bu halktan bir şey olmaz diyor. Aman diyor, bunlar zaten bunlar için diyor aslında diyor bu kadar şey yapmaya da değmez. Çaba göstermeye de değmez. Zaten bu halk tembel, hiçbir şey yapmaz. Yerinden kalkmaz, mücadele etmez. Kalk ondan sonra diyor işte bu adam diyor işte aidat verecek olsa diyor, parti olsa diyor, aidat verecek olsa 200 lira bir aidat vermez diyor. O kadar şeyler, yani bu kadar halkı, bakın halkı bu kadar küçümsüyorlar. Zerre kadar emin olun bir şeyleri yok. Bu halka güvenleri yok. Ya bu millet yapar kardeşim, bu millet bu işi kotarır falan. Ha, yok. Sanki uzaydan birileri geldi 19 Mayıs 1919 sonrasında, Mustafa Kemal'in öncülüğünde, o büyük dahinin öncülüğünde o savaşı böyle uzaydan gelen birileri falan verdi, var etti burayı. Ya da o yok yoksul cumhuriyeti bugünlere kadar yine başka bir millet getirdi. Arkadaş, bu ülkenin evlatlarının önüne gerçekten idealist, gerçekten inanacağı, gerçekten samimiyetine güveneceği, gerçekten kendisine, fikrine, oluşturduğu siyasal yapıya, tüm bunlara güveneceği bir siyasi organizasyonu çıkardınız da bugüne kadar bunlar mı gitmedi peşine? Onlar mı elindeki avucundakini koymadı? Onlar mı o meydan meydan, alan alan, sokak sokak çalışmaları yapmadı? Tam tersine bu ülkede ben bir şeyler yapacağım, ben bir şeyler yapacağım diye, ben yeniyim bilmem neyim diye, yani yeni olmayıp da hani kendisini yeni gibi tırnak içinde pazarlayanlar bu ülkede umut insanlara verip daha sonra hepsini yüzüstü bıraktılar. Ve o insanlar, o ilk umudu verdiklerinde bunlar. Kısıtlı imkanlarıyla her türlü desteği verdiler. Sahada çalıştılar. Gönüllü ekipler kurdular. Sosyal medyada video editleri yaptılar. Hani aklınıza ne geliyorsa. Kimisi 3 kuruş verdi, kimisi 5 kuruş verdi. Ya bu ülkenin insanlarına bir ideal vereceksiniz arkadaş. Bir ideal. Bu ülkenin insanlarına bir ideal verirseniz, samimiyetinizi inandırırsanız, bu ülkenin insanı size güvenirse, bu ülkenin insanının yapamayacağı fedakarlık, aşamayacağı zorluk yok. Siz daha halkınızı tanımıyorsunuz.
Ama sorsanız aydınsınız. Büyük aydınlarsınız sizler. Büyük aydınlarsınız hepiniz ama halkınızdan haberiniz yok. Hepinizin aydınlığı Nişantaşı çevresi kadar.